Ah dünya, ah diyor ya, ah ben hasrete tutsam, hasretler tutsak bana, bıyımdan gülük sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana, mahpus bana, sus bana, yağlı inmek boynuma. Vay Ahmet abi vay. Beni, dağlar oy beni, dağlar oy beni, ateşlere attın, yaktın sen beni, yaktın sen beni, ateşlere attın, yaktın sen beni. Yaktın sen beni, beni, dağlar oy beni, dağlar oy beni, ateşlere attın, yaktın sen beni, yaktın sen beni. Herhalde gene Sela sesi geliyor. Biri daha kurtuldu bu alet dünyadan. Kurtuldu mu diyeyim, babayı mı yedi diyeyim. Vallahi bilmiyorum baba. Kimine kurtuluş, kimine baba yemek. Biz de şaşırdık ne yapacağımıza. Şimdi video başlığından da anladığınız üzere şöyle söyleyeyim. Tescilli olan bilgi sahibi. Yani uzun videolarda, uzun süredir videolarda takip eden aslanlar konunun ne olduğunu az çok tahmin ediyorlardır. Bilmeyenler, daha doğrusu orospu çocuğu olanlar da işte anasının genital bölgesini kurcalar zaten, acaba bundan bir şey çıkar mı bize falan filan, hani işte bu kadınlardan etkilenmiyorum derken işte geyliği falan mı kastediyor falan filan. Baştan söyleyeyim de genital bölgesini kurcalamayın kadıncağızın, ya yazıktır, günahtır. Öyle bir durum yok. Okey. Olay ne? Onu da anlatacağım. Dur bakalım, selam mı yazan mı ona göre. Yok, selam. Dediğim gibi bir daha gitti. Kimine kurtuluş, kimine yeni bir ızdırap. Şimdi babalar, gelelim kadınlardan niçin etkilenmediğime. Birincisi, kadınları gereği gibi tanırsanız etkilenmezsin baba. Etkilenmezsin. Bak şöyle söyleyeyim size, kadınları %50 tanıdığında, bakın %50 tanıdığında, şu an böyle normal insanlar %2, %1,5 falan tanıyorlardır. %50 büyük büyük bir oran, yani baya baya büyük bir oran, hayalleri bile var ama tamam mı? İnsanların çoğunun %1, %1,5, en kralı %2, bilemedin 2,5, o civarlarda. %50 çözdüğünde, tamam, %50 çözdüğünde artık onları sadece böyle bir şey olarak görüyorsun. Yani nasıl diyeyim size? İşte hırlaşma, iyi içme falan filan. Yani bir ihtiyaç olarak görüyorsun ama %100 çözdükten sonra baba, soğuyorsun ya. Yani tiksiniyorsun aman avrayım ya. Yani çoğu zaten, şöyle söylememe gerek yok ama mı? Çoğu bildiğin zaten şeytanın insan kılığına girmiş hali. E işlerinde çok az düzgünü var. E o düzgünlerle de hayat yürümüyor abi. Dünya kurtarmıyor yani. O düzgün sana mı denk gelir, ona mı denk gelir, kime denk gelir Allah bilir ya. Şimdi olayı en baştan anlatayım. 98, 99, 2000'e kadar mıydı? Dur bakalım bir. 2001, 2002, aynen, devam ediyoruz. 2003. 2003 yılına kadar, 2003 yılına kadar hiçbir şekilde manitalarla ilgilenmedim. Yani ilgilenmedim derken, hani ekmek derdindeyiz baba. Hayat, çile, sıkıntı, zaten hayatımız sikilmiş amına koyayım. İşin yok, bir de git karı kızla mı uğraş. Zaten yani onu düşünecek mecalim bile yok. Eskiden gerçekten hayat çok sıkıntılıydı. Şu anki gençler çok çok avantajlı. Hani avantajda en son nokta diyebilirim ama ne anlatsam boş. Yani gençlere, şu anki nesle, ve o da nesli bırak abi, gençleri bırak. 70 yaşındaki, 80 yaşındaki insanlar da aynı. Yani örnek vereyim, hadi gençler diyelim mesela, de eski 90'lı yılları, 80'li yılları, o sıkıntıları, o yoksulluğu çekmediler. Hadi anlamamaları normal de, abi adam 80 yaşında, 90 yaşında, la geberdi geberecek, selası okunda okunacak, hala orospu çocukluğu yapıyor, hala münafıklık yapıyor, hala şerefsizlik, hala kul hakkı falan filan ya. Lan diyorsun, dünya senin, harbiden amına koyayım. Sen gerçekten de durulacak bir yer değilsin, yaşanacak bir yer değilsin. Vallahi billahi. Velhasıl kelam, hayat bomba. Yani kadınların nasıl ki şeytan kılına girmiş halleri var ya, şeytanın kadın kılına, erkeklerde de aynı. Yani erkeklerde de aynı ama erkeklerde oran biraz daha
Şöyle söyleyeyim size. İkisiyle kıyasla erkekler biraz daha mert yani. Kendi cinslerimizle diye söylemiyorum. Harbiden de erkek milleti. Yani bizimkiler biraz daha düzgün. Daha sadakatli, daha efendi, daha saf, daha temiz. Sevgisine daha sadık. Ne bileyim. Vesaire vesaire. Ama karı milleti hepsi değil tabii ki de. Çoğunluğu nasıl biliyor musun? Çoğunluğu şöyle. Abi dünyanın tamam dünyanın diğer uçlarına git mesela yabancı kadınlara. Örnek veriyorum. Bize mesela ilk zamanlar mesela bize şöyle gelirdi. İşte adam kadınlara bakıyorsun işte onlar da ar yok, namus yok, kim kime, dumma falan filan. Ama işin detayına indiğinizde yani gerçekten de şöyle söyleyeyim. Şu an bizimkiler onlardan daha beterler. Yani onlar mesela örnek veriyorum özgürler, rahatlar ama o durumu çabuk aşıyorlar. O cinselliği falan filan. Bir yerden sonra sen de ciddi düşündüklerinde tamamen ciddi sen de düşündüklerinde artık ferişta gelse onlarla kimse bir olarak hiçbir şekilde kıpırdatamaz. Seni aldatmaz vesaire vesaire. Ama bizimkilerde tam tersi. Şu an bizimkilerin durumu nasıl biliyor musun? Ya Türkiye'nin demeyeyim de dünyanın bak dünyanın diyorum ha gezegenin tartışmasız böyle bütün en yakışıklı erkeğini getirin. Bizimkilere teslim edin. Tamam mı? Haşere tiplere söylüyorum. Namusuma, dinime yine de maymun gibi başkalarına diş atar, başkalarının işte altına yatmayı hayledir falan filan. Yani böyle maymunlar var memlekette. O yüzden de baba, bu maymunlardan eskiden azdı, çoğaldıkça insanın iyice midesi bulanıyor, tiksiniyor yani. Neyse baba, 90'lı yıllara geçelim. 2002 yılına kadar işte ekmek davası, işte hayaller, şu hayal, bu hayal falan filan, amacıların peşine koş, hiçbir şey görme, dünya böyle dümdüz gidiyoruz, mal gibi bir şey ama ne yapayım da. Neyse 2003 yılında gelindiğinde 2003 yılı mıydı? Dur bakayım bir düşüneyim. Herhalde 2003 yılıydı. İşte bir arkadaş vasıtasıyla böyle yavaş yavaş ufak ufak manita ortamlarına girdik işte. Çocuk baktım işte manita yapmış geziyor falan filan. O zamanlar işte kızın da işte ablası vardı, arkadaşlar vardı falan filan işte tamam vardı. İşte dedi sana da bir tane yapıştıralım. Öbür bir tane de arkadaşı vardı. Ona da dedi yani işte şudur budur falan filan. Ondan sonra o dedi bana yapıştır, o dedi bana yapıştır falan filan. 3-4 kişi olduk. 3-4 kişi aynı kıza talip olduk. Yani aynı manita işler neyse. Çocuk da dedi ki, iyi bir çocuktu. Dedi ki oğlum ben şimdi hangi birinize söylesem öbürü üzülecek falan filan. Bunda darılmaca gücenmece yok. Hepiniz gelirsiniz. Kız hanginizi beğenirse onu şey yaparsın. Ya o manita olur diğerler yoluna bakar. Okey mi? Okey. Gittik tamam mı? Günlerden pazar mıydı hafta sonu mu tam bilmiyorum. Ben her zamanki gibi normal halimle gittim. Yani böyle fazla süslenme falan yok. Diğerlerine bir gittim baba birileri her taraflarını var ya neredeyse ojem oje sürecekti. Nasıl bir muhabbetini şimdi düşünüyorum da. Lan baba insanoğlu harbiden tuhaf ya yemin ediyorum. Her biri değişik değişik giyinmiş değişik değişik var ya süslenmiş büslenmiş. Neredeyse var ya kafalarına çiçekler koyacaklar. Yani etkilemek için bilmem ne. Neyse gittik. Konuştuk, konuştuk falan filan işte tamam mı? Herkes kendi şeyinden yani böyle sırayla değil de normal. Ondan sonra dağıldık gittik. Kız işte şey gitmiş, arkadaş gitmiş kıza demişler ne oldu hangisini falan filan işte beğendin hangisini istiyorsun? Beni direkt men göstermiş tamam ondan sonra arkadaş olduk. Arkadaş olduk falan filan. O olayın detaylarına gireyim mi girmeyeyim mi üzülüyorum ya. O kız öldü, insanın sonuna gidiyor ne bileyim ya. Fazla detaylara girmeyeyim hatırlamak da istemiyorum tamam mı? Yani ilk böyle şeyde çok fazla nasıl diyeyim size bağlanmamıştım ama yine de insan üzülüyor. Yani sonuçta mesela el ele tutuşmuşsun, gezmişsin falan filan işte şudur budur. Neyse o olaydan sonra şey yaptım yani böyle kestim manita davalarını kestim. 2004, 2005 yanılmıyorsam var mıydı dur bir düşüneyim hele. Yok. 2004-2005'te de yoktu. Hatta 2005'te en iyi halimleydim. Böyle tamam mı? Fizik yönden de, vücut yönden de en iyi halimleydim. Tamam mı? Yemin ediyorum gelen teklifleri bile reddediyordum. O kadar ki artık böyle istemiyordum. Midem bulanıyordu. Böyle kimseyi görmek istemiyorum. Sadece amaçlarıma, hedeflerine odaklanmak istiyordum. İşte başarı istiyordum vesaire vesaire. Allah var. O konuda Allah da veriyordu. Ne istiyorduysam oluyordum. Ne istiyorsam. Boy istiyorsan, vücut istiyorsan, karizma istiyorsan işte iş konusunda, ticaret konusunda başarı falan filan. Ne istiyorduysam Allah veriyordu çok şükür. O ana kadar iyiydim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bir tane de değil. Yani birden fazla teklifler geldi. Bir kek yani şey yapılır mı? Teklif edilir mi? Ediliyordu. Şu anda da ediliyor da eskiden edilmiyordu. O zamanlar çok zordu. Şu anda kolaylıkla ediliyor mesela. Örnek veriyorum kız sana yürür. Bir ekmen mesaj atar. Veyahut da Face'ten yazar işte falan filan. O zamanlar öyle bir şey yoktu. Yani kızlar utangaçtı. Erkek bile kıza açılamaz. Yani kız nasıl erkeğe mesela teklif edebilir? Yok öyle bir şey. Öyle bir devirde bile bu kral reis abiniz tamam mı? Bir sürü teklif aldı. Çoğunu da reddettim. Neyse babam. 2006 yılına gelindi de 2006 mıydı? 2006 he 2006 idi. İşte tezgahta gazete satıyoruz falan filan tamam mı?
Red Bull denen pil yanıma geliyordu, tamam mı? Kızlar geliyordu işte falan filan, bana yazılıyordu, ben Red Bull'a yönlendiriyordum. Kızların bazı fırlama olanlar falan filan kanıyordu işte, çoğu da kanmıyordu mesela. Diğerleri de işte seni istiyor yani, adam bir kadın kız diyecek işte, ben bundan hoşlanıyorum, bana ne diğerine falan filan gibisinden. Neyse, o esnada böyle ufak tefek işte kafe, disco falan filan gibi yerlere takılıyoruz falan filan. Ama ilk kayış nerede koptu derseniz, 2008'de askerden geldikten sonra. Askerden geldikten sonra durağa gittim. Askerde olmuş muydu? Dur bakayım. Askerde dolmuştu da, askerde pek bir şey olmamıştı. Yani askerde şöyle söyleyeyim size. Nöbetteyken işte silahını tutmuşsun, işte devriye atıyorsun falan filan. Baktım bir tane kız geldi. Baktım bir tane kız geldi işte. Asker şafak kaç falan filan. Tamam, ben de ne bileyim o esnada 130 muydu, 120 miydi, tam hatırlamıyorum. İşte dedim şu nerelisin? İşte adını alayım. İşte adın ne falan filan, işte sıktım bir isim, hani bilmesin askeriye de yasak ya. Ondan sonra dedi ki haftasını ne yapıyorsun falan filan, tamam mı? Dedim valla çarşıya çıkabilirsem. Gezelim işte, çıkabilirsek tabi hayal amına koyayım, her hafta bu kat işlerinde çarşıya da salıyorsun, herkes gidiyor, sen mal mal arkadan bakıyorsun. Neyse baba, bana dedi işte olur da işte çarşıya çıkarsan görüşelim dedi. Tamam dedim, uyar bana. Numarasını istedim işte, uzan dedim sana nasıl ulaşırım falan filan dedi, yaz numaranı, yazacağım da kalem yok amına koyayım, ne yapayım ne yapayım. Bıçak var ya hançer, hani nöbette kasatura, onunla bir taşın üstüne yazdım, tamam mı, taşın üstüne yazdım. Ondan sonra kıza dedim tamam ben seni arayacağım. Ondan sonra numarayı bir kağıda yazdıktan sonra taşın üstüne de sildim, hani piç çok amına koyayım. Gelir merak eder, hani görüyorsun sonuçta bomboş bir yer, yani nasıl diyeyim size, yol kenarı, oradakiler herkes görüyor. Az sonra onlara da zaten işte söylüyorum işte hayat mayat, mesela işte şafak kaç dedi, asker falan filan işte, tamam mı, tam ondan bahsetmiyorum. Neyse gittim kızı aradım. Görüştük mörüştük işte, tamam mı, işte hafta sonu falan. Ondan sonra nasıl olmuştu, dur bir düşüneyim hele. Bir defa falan görüşmüştük, ondan sonra ne oldu, çarşıya çıkamadım. Yani bu kat çarşıya çıkamadım, ondan sonra unuttum gitti öyle. Neyse baba, askerden sonra işte geldim, bir durakta oturuyorum. Baktım bir tane kız yanımda oturuyor. Baktım bana böyle ufaktan ufaktan kesiyor. Baba bir de düşük bel giymişti. Alttan da baba tanga görünmüştü. Tamam, benim en zayıf noktam her. Yok ya, psikopat. Ondan sonra gittim, tamam mı? Moralim de yerindeydi. Hemen direkt ben konuştuk konuştuk yürüdüm buna. Konuştuk numarasını aldım. Ondan sonra hırlaşmaya başladık. Ufak ufak hırlaşmaya başladı, tamam mı? Hani hala o zamanlar bile böyle şeyim yani. Nasıl diyeyim size, işte böyle duygusal falan filan. Neyse baba, bununla bir süre çıktım. Bir süre çıktıktan sonra işte ne olmuştu? Arkadaş olarak kalmıştık. Aynen, arkadaş olarak kalmıştık. Neyse. Ondan sonra bir taneyle daha çıktım. Bir taneyle daha da en sonu dediğim liseyle çıktım. En sonu dediğim liseyle çıktım, tamam mı? Güzel bir kızdı. Değer de veriyordum işte, tamam mı? Duygusal böyle. Akıllı bir kızdı. Neyse baba, gidiyorsun böyle, tamam mı? Yeşil Vadi'ye giderdik böyle. İşte yarım saat, bir saat her neyse işte. Sokulmalar, öpüşmeler, hırlaşmalar falan filan. Ama derine inmezdik yani. Aşırıya kaçmazdım. Hani ne olur ne olmaz. Sonra kız demesin ben alıştırdım bilmem ne falan filan. İşte senin yüzünden orospu oldu bilmem ne falan filan gibisinden. Hani vicdan hemen rahatsız olurum, biliyor musun? Ha, yapan biri olmuş olsa, daha evvelden yapmış olsa dağılırsın, anlamadım. Ama öyle birine benzemiyordu. Ben de yapmak istemedim. Hani benim yüzümden o yola düşmesin. Sonuçta vebal yükleniyorsun. İyi bir şey değil. Bundan dolayı da yapmak istemedim. Elini dalgaya attı, geri çektim, tamam mı? Ondan sonra baba çaktırmadı ama benle soğumaya başladı. Benle soğumaya başladı. Lan baba telefonlara bakmıyor bilmem ne falan filan. Lan bir delleniyorsun, aklıma bir geldi ki lan bu oraya hamle yaptı, ben bunu yapmadığım için bıraktı. Başka hiçbir sebep yok, tamam mı? Ondan sonra baba bir sinirlendim, bundan ayrıldım. Ne yaptıysam bir türlü toparlayamadım, tamam mı? Kız da kendince ahlamına koyayım. Ne bileyim, aşk nereye kadar, sevişme nereye kadar, eninde sonunda hır. Yani o da haklı da amına koyayım. Birdenbire de hır olur mu amına koyayım, ne bileyim böyle her şey. Her şeyin bir zamanı var, bilmem ne var. Hani biz de duygusalız, romantiyiz falan filan. Yani adamız ya, hani yapmak istemiyoruz falan filan da. Meğersem yapmak lazımmış. Orada baba benim şarteller attı. Şarteller attıktan sonra baba bir dellendi. O günden sonra baba kayış koptu. Önüme gelene hır, önüme gelene hır. Ona hır, buna hır. En son artık, tamam mı? En son artık bıktım bir yerden sonra. Lan dedim oğlum kendine gel, sen ne yapıyorsun dedim amına koyayım. Bu kadar da olur mu lan? Lan eşek görsen üstüne atlayacağız amına koyayım. Neyse baba. Ondan sonra kendi kendime bırakmaya karar verdim. Ya tiksindim, midem bulandı, tamam mı? Camiye gidiyorsun, namaz kılıyorsun, böyle bir maneviyat geliyor sana, bir huzur geliyor. Sonra dışarı çıkıyorsun amına koyayım, bir daha kuduruyorsun. Dedim ki Allah'ım, ben dedim tövbe ediyorum işte, artık bundan sonra uğraşmayacağım. Sen de yardım edersen dedim. Yani beni kendi halime bırakmazsan başarırım yani, ama kendi halime bırakırsam olmaz. Neyse baba. Allah da sağ olsun bir yerden sonra yardım ediyor da baba işte. İnsan, tamam insan. O esnada hiçbir şey düşünemiyor ya. Hele bir de matkap sağlamsa, yani sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun, itelecek bir yerler arıyor falan filan, tamam mı?
Neyse. Ondan sonra bir yerden sonra tövbemi gene bozdum. Tövbe de nasıl biliyor musun? Mesela sen bir şekilde tövbe ettiğinde şeytan hemen tutuyor sana bir tane manita yollar. Böyle tam zafiyetin olduğu, tamam mı, sana bir manita yollar. Eğer ki ona meylettin, ona hırladın işte falan filan ya, hemen diyor ki sen baba yedin, imtihanı kaybettin, ben kazandım diyor. Ondan sonra senin bütün her şeyin ters gidiyor. Ama onu geçersen bu sefer sana daha güzelini gönderiyor. Onu da reddedersen işte kabul etmezsen bu sefer daha güzelini, böyle böyle gidiyor. Nerede ki kayış koptu. Neyse baba, bir yere kadar dayanıyorsun, bir yerden sonra bir daha tövbeyi bozuyorsun. Bir daha tövbe, bir daha şu, bir daha tövbe, bu daha şu. En son gittim Allah'a dua ettim. Dedim ki Allah'ım, ben dedim defalarca tövbe ettim, defalarca da tövbemi bozdum, sana karşı mahcubum, sana karşı yüzüm yok, utanıyorum, artık tövbe etmeye de şey yapıyorum, lütfen dedim bana yardım et ya, dedim başıma öyle bir şey gelsin ki, yani şu am, götlerim vesaire vesaire şeylerden midem bulansın dedim, namusuma dedim ben. Ondan sonra baba başıma bir olay geldi, daha evvelki videolarda anlatmıştım, tamam mı? Tezgahta başımıza bir şey gelmişti işte, götürmüştüm diskoda. Yemiştim, hırlamıştım, kanserli çıkmıştı. Yok, veremli miydi neydi her neyse işte, tamam mı? Hastaneye git, tahlile git falan filan. Bir dünya olaylar amına koyayım. Artık var ya, midem bulanıyordu. Bir ay, 2 ay boyunca var ya, böyle hepsinden tiksiniyordum. Ondan sonra bir süre sonra bir daha aynı amına koyayım. Neyse baba, boşluğa düşüyorsun, tamam mı? Aramazsan kızlar konusundaki en büyük püf nokta şu. Üstüne düşmezsen, aramazsan onlar gelir seni bulur. Ama ararsan baba, sinek bile amına koyayım süper modlarına girer, abnormal modlarına girer. Lan neyse, bir ara böyle boşa düşmüşüm işte falan filan işte, arıyorum. Rehberi kurcalıyorsun işte, tamam mı? Kimi arasam, kimi arasam. Birini arıyorsun, tık yok. İkisini de arıyorsun, tık yok. Üçünü arıyorsun, tık yok. En son kendi kendime şöyle baktım rehbere, dedim ananı bacınızı kim, bunlar kim, ben bunlarla uğraşıyorum. Bunların kilosu kaç kuruş, karakteri ne oğlum, sen kendini niye bu hallere sokuyorsun dedim. Bir daha dedim bunların üstüne düşen namına koyayım, yani uğraşanı falan filan gibisinden. Yani velhasıl kelam, hayatım boyunca o zamanlar, hatta bir ara, tamam mı? Çünkü şeyine sadık olamıyorsun ya, tövbene sadık olamıyorsun ya. Kendi kendime şunu düşündüm, yemin billah diyorum. Bak o zamanlar yemeklerime şap koymayı bile düşündüm. Normal gündelik yemeklerime, tamam mı? Çünkü harbiden de kendine hakim olamıyorsun. Bundan dolayı da tövbene sadık kalamıyorsun. Hatta bir ara östrojen, hani o tüyleri döken var ya vücutta, işte trans bireylerin kullandığı. Hani dedim nasıl olsa kendine eminsen bir şey olmaz. Onu bile kullanmayı düşündüm. Yani dedim ki böyle şey, libido mu diyorlar işte, her neyse işte. Yani cinsel isteklik böyle yarıya düşsün en azından. Çeyreğe de bile düşse razıyım. Hatta sıfıra da düşse yarlanma değil, amına koyayım. Zaten yapacağımı yapmışım, bıkmışım bu saatten sonra işte, artık yeter. Neyse baba, onu yapmayı düşündüm. Sonra birine sordum da işte bayağı zararlı dedi işte. Bayağı sesin işte inceliyor bilmem ne falan filan işte. Vücut şeklinde değişiyor işte. Hormonlar bozuyor falan filan, yapmadım. Yani demek istediğim, neredeyse ona bile başı bırakacaktım. Şap dökmeye kadar, yemeklere şap dökmeye kadar aklımdan geçmedi değil. Çünkü abi mahcup oluyorsun. Allah'a mesela dua ediyorsun, tövbe ediyorsun, bir daha yapmayacağım diyorsun. Bir daha gidiyorsun, şeytan esir oluyorsun. Şeytan seni köpek gibi kullanıyor. Kafana tasmayı geçirmiş, istediği gibi kullanıyor. Olayın özeti bu yani, anladın mı? Ha sen onu fark edemiyorsun, yıllar sonra fark ediyorsun. Neyse babam. Yıllarca böyle geldi, böyle geçti falan filan, şudur budur falan filan. En son abi, en son hangi yılda tam hatırlamıyorum ama bir yerden sonra, tamam, Allah'a gerçekten samimi bir şekilde dua ettim. Dedim ki Allah'ım, sen dedim bizi kendimiz halimize bırakırsan, yani ben 1.000 kere de tövbe yapsam 1.000 kere daha bozarım dedim. Hani biz insanız, beşeriz, şaşarız, zayıfız vesaire vesaire. O yüzden dedim bu konuda senin yardımına ihtiyacım var. Sen yardım edersen ben bu işi başarırım. Sen yardım etmezsen mümkün yok. Biz insanoğlu hiçbir şey başaramayız. Şimdi bir de size kader konusunu söyleyeyim, tamam mı? Kader konusu. Bak bunu şimdiye kadar hiçbir hoca, hiçbir işte o din adamları, şu okul okumuş, fakülte okumuş, hukuk bilmem ne okumuş, ne diyorlardı ona. Neyse aklımda değil, biliyorsunuz zaten neyden bahsettiğimi falan filan. Onlar bile şimdiye kadar mesela bu konuyu çözememiş. Kader meselesi mesela. Kader mevzusunu mesela en kral adam çıkar şöyle söyler, tamam mı? Örnek veriyorum işte, külli irade, cüzi irade mesela. Örnek veriyorum, bir tane binaya çıktın diyelim ki, aşağı atladım. Yani örnek veriyorum, aşağı atarsa mesela illa ki ya bir yerin kırılacak ya bilmem ne falan filan, yani bundan misal vereyim ki anlayabileceğiniz şekilde. Yani senin elinde olan şeyler var, olmayan şeyler var vesaire vesaire. Ama hiçbir tanesi bu oranı söylemez. Şimdi senin elinde olup da olmayan oranı söyleyeyim size, tamam mı? Hani gündelik hayatlar, işte yaşam, işte niyet falan filan, hepsini size oranı söyleyeyim. İnsanoğlu, tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki kaçın, yüzde kaçı bizim elimizde kaderin, yüzde kaçı Allah'ın elinde. Ben bunu araştırdım da, bu gerçeği idrak ettiğimde, vardım da öyle bir şok oldum ki baba, şimdi söylediğimde siz de şok olacaksınız. Kaderin, tamam mı, bak kaderin, şimdiye kadar hiçbir yerde duymadınız bu konuda. Kaderin %99'u, bak %99'u diyorum, %50'si falan, 70-80 bile demiyorum, 90 bile, 99'u, tamam mı,
şeyin elinde, Allah'ın elinde %1'ini sadece bize vermiş. Yani %1 demiş ki senin 100 tane şeyin varsa 99'una ben sana güzellik yapıyorum, yardımcı oluyorum falan filan. Bir tane %1'inde seni kendi haline bırakıyorum. Hani o da insansın, beyin vermişim sana, her şeyi vermişim. Bir daha bir zahmet onu da başarın, yani şey yap. Onu da bir zahmet üstesinden gel falan filan gibisinden işte bizi salmış dünyaya. Biz ise yeri gelir o %1'in bile hakkını veremiyoruz. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz kendi halimizde ne yapsak bu iş, biz sineğin de sineği zamana koyma. Yok namaz kılıyoruz, yok iyi bir insanız, yok falan filan işte Allah'tan alacaklıyız gibisinden. Hiç bok da alacaklı değiliz zamana koyma. Ömrümüz boyunca namazını ya sıkılsak şunu yapsak bir gözümüzün bile hakkını veremeyiz. En basit örneğini vereyim size. Bir gözünüze bir kolimandı yapıştırın, tamam mı? Bir tanesine, ikisine de değil. Çıkın sokağa, kaç dakika sonra kafayı yersiniz. Kaç dakika sonra bu bantı sökersiniz, fıtırırsınız. Bir göz yana bak, kulak var, göz var. Bir sürü senin mesela organlar var. Mesela benim sağ baş parmağım şu anda kaç aydır işte kırık. Hala da kaynamadı. 3 sene sürer muhtemelen. Sağ elimi kullanamıyorum. Abi bir ızdırap veriyor sana. Bir sakat ediyorsun. Hiçbir iş yapamıyorsun falan filan. Yani demek istediğim ömrümüz boyunca da namaz niye şunu bunu yapsak, hayra sanat yapsak Allah'ın var ya bize verdiği bir gözün bile hakkını ödeyemeyiz. O yüzden de bizim Allah üzerinde hiçbir hakkımız olmadı, olamazdı zaten. Okey. Bizim en kralımızın, en feriştahımızın, tamam mı? Şöyle aklından geçebilir. İşte biz iyi insanız. Örnek vereyim işte hani haklıyız. Hani öbür tarafta işte cennet işte garanti gibisinden falan filan işte hani etrafa bakıyorsun hep orospu çocuğu, mal, piç tipler, münafık tipler, şerefsiz, iki yüzlü, kolpa tipler. Biz bu kadarın içinde adamlık mücadelesi veriyoruz. Tamam illaki güzel bir şey ama Allah sana yardım etmemiş olsa sen onu da başaramazsın. Yani iyi bir insanız yani. Onu da başaramayız. Onu da nasip eden yine Allah. Yani sende bir %1'lik gayret olduğu için Allah geri kalan 99'unu kuluna hemen ne yapıyor babacığım? Ne gerekiyorsa yapıyor. Sen diyor ki küçücük bir adım at. Tamam dürüstlüğe dair, adamlığa dair. Böyle küçücük ya böyle ufacık böyle bir böyle nokta kadar ben diyor sana onun 99 katına hemen yardımcı olurum. Yeter ki sen o küçük belirtiyi yap. Ama insanlara bakıyorsun süzme orospu çocuğu aman akım. Ondan sonra da şöyle oldu böyle oldu oğlum. Hata sende, yanlış sende, kahpelik sende. Okey. Ama şu da bir gerçek ki bu dünyada ne kadar iyi olursan o kadar yükün artar. Ne kadar ilimli olursan, bilgi olursan o kadar yükün artar. Yani benim mesela yaşadığım sorunlar tamam mı? Daha düneyin Allah hadis attım. Tamam bak bugün nasıl konuşuyorum. Yani hayat böyle abi. Bitmişiz aman abim ya. Bitmişiz daha bitmişiz böyle. Son noktaya gelmişiz. En ufak bir şeyde patlıyoruz. Çünkü stoklar erimiş baba. Bitmişiz, tükenmişiz. Ya. La 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 Hazin bir siyaha boyandı bulutlar, ikimize ağlar o nazlı yağmurlar. Ümidim daraldı, geçiyor zamanlar. Ayrılık efendi, kulu biz aşıklar. Ellerin avucumda soldu, yaralı bir erkek kuştu. Kendin aşktan çırpına dursun, yolun açık olsun demek isterdim. Boğazım düğümlü, sözlerim kayıp. Bir daha ömrümce kimseyi sevmem. Çünkü bu bedende yüreğim kayıp. Güzel bir parça abi. En son cümlesi güzel. Diyor ki bir daha ömrümce hiç kimseyi sevmem çünkü bu bedende yüreğim kayıp. Yani siktiler ha baba. Bitirdiler amına koyayım ha. Ya. Bitirdiler, tükettiler baba. Hiçbir şey bırakmadılar bize. Ne duygu, ne düşünce. Ama hep kendi kendime dua ederdim ya işte keşke bu kadınlara muhtaç olmasam işte hep dediğim gibi demiş şapı düşündüm işte östrojeni düşündüm şunu düşündüm bunu düşündüm ya en son Allah var ya tövbemi kabul etti etkilenmiyorum ya lan baba böyle bir ferahlık yok namusuma dinime yerden bulutlara kadar var ya böyle bağırsam çağırsam Allah'a şükretsem yine de hakkını ödeyemem ya dünyanın en güzel duygusu ya dünyanın en güzel duygusu mesela örnek veriyorum bir markete gittim veya tabii caddeye bir alışveriş merkezine örnek veriyorum birkaç tane haşere geliyor mesela süslenmiş büslenmiş kendini yırtmış amına koyayım neredeyse parçalayacak. Nereden ne kadar mal varsa he, böyle bakıyor tamam mı?
Senin önünden bir gece bile siklenmiyorsun ya. Kırra umursamıyorsun ya. Baba böyle bir ferahlık yok lan baba. Yemin ediyorum. Bu konuda Allah'ına kadar şükretsem azdır. Ona minnettarım. Hepinizin huzurunda kendisine şükür ve teşekkür ediyorum. Okey. Sizler de bu durumu istiyorsanız samimice kalpten bir tövbe ve samimice Allah'tan yardım. Kendi haline bırakırsan başaramazsın asla. Öyle bir dünya yok. Okey. O yüzden de baba her şey ona, her şey ona. %1'i bizim, %99 onun, unutma. Ha o bir noktayı da yapamıyorsan baba öyle aman akım yaşama, da var yani. Ondan sonra da ev şöyle oldu böyle oldu. Ev sorun sende, mal oğlum. Allah da değil. Ha ben sitem etmekte haklıyım çünkü ben farklıyım. Benim yüküm farklı, seninkisi farklı. Sen diyeceksin ki reis tamam sana da ona göre ilim verilmiş falan filan olsun. Yine kurtarmıyor baba, olmaz. Psikolojik ben kaldıramıyorum seni yani, okey. Yani işin bir de psikolojik yanı var. Başka bir düşünelim bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Yok baba unuttuğum bir şey yok zaten çok güzel bilgiler her konuda aktardığıma her zamanki gibi aktardığıma inanıyorum. Gençlerimize, vatanımın tertemiz çocuklarına, güzel ülkemin güzel insanlarına çok güzel hayat tecrübelerimi aktardığıma inanıyorum. Benden bu hayat dersimizden bu kadar. Başka bir videoda çekimden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.